Sevgili izleyiciler, Neydi Olacağı Haber Bülteni'nden merhabalar. Biliyorsunuz son zamanlarda ülkenin gündemi su konusuyla çok yakından ilintili. Tabii gene sıkça gündeme getirdiğimiz bir konu var. O da algı yönetimi. Bütün siyasi partiler, bütün sivil toplum örgütleri, herkesin aslında bir gerçeklik algısı var. Ve herkes toplumu, yani genel olan algıyı kendi gerçekliği yönünde ikna etmeye çalışıyor. Tabii burada özellikle siyasi partilerin kullandığı bir sürü enstrüman var. Ve bizim programın şöyle bir özelliği var. Biz kimsenin borazanı değildik. Yani kimse adına yayın yapmayık falan. Ama hani velev ki biz borazan olsaydık. Yani biz de bir siyasi partiler deseydi ki bunu böyle anlatacaksınız. Biz de öyle yapsaydık. Bakın nasıl bir Neydi Olacağı haber bülteni olurdu eğer bizim programı siyasi partiler hazırlasaydı. Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından başarıyla yürütülen su müzakereleri sonunda nihayete vardı. CTP'li bakanlar Birikim Özgür ve Erkut Şahali'nin bizzat yürüttüğü süreç, Türkiye'ye çekilen 11 tane restin ardından neticelendi. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuşan Birikim Özgür sesini yükseltti, elini masaya vurdu ve Erdoğan 15 noktada su metninden geri adım attı. Kıbrıs'a dönüşte CTP-PM tarafından omuzlarda karşılanan Birikim Özgür ve Erkut Şahali, su konusunda özelleştirme ile ilgili mücadele veren Peru ve Güney Afrika ülkelerinden davet aldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde Ankara'dan gelen ilk metne kimse boyun eğmezken, 32. versiyon olan son metinde artık su tamamen devlet tarafından yönetiliyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin asrın projesi suyu krize dönüştürmesine direnen Ulusal Birlik Partisi dik duruşu sayesinde adaya anavatandan suyu getiriyor. UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün hükümet ortağı CTP'ye rest çekmesi sayesinde su krizi anavatan ve yavru vatan arasında tatlıya bağlandı. Ülkemizin uzun zamandır hasretle beklediği can suyu artık yakın zamanda vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Ulusal Birlik Partisi'nin hükümetteki dik duruşu sayesinde anavatan ve yavru vatan arasında bir köprü daha inşa edildi. Anavatandan gelen can suyunun UBP-CTP hükümetinin tüm oyalamalarına rağmen Demokrat Parti'nin dik duruşu kurtardı. Demokrat Parti yeter ki su gelsin biz her türlü hükümet modeline destek veririz demeseydi su affedersiniz ama bu hükümetle zor gelirdi. Demokrat Parti yine anavatan ile yavru vatan arasında hayati öneme sahip olan bu anlaşmaya sahip çıkarak ülkesine ve vatandaşlarına ciddi bir destek yaptı. Demokrat Parti lideri Serdar Denktaş, UBP-CTP hükümetinin bozulmamasını ise esefle kınadı ve biz yine hazır olacağız mesajı verdi. Halkın Partisi, UBP ve CTP hükümetinin beceriksizce yaptığı su anlaşmasına yine tepki koydu ve anlaşmanın bir şekilde neticelenmesine katkı koydu. Dünyanın her tarafından Halkın Partisi'ne mesaj yağdıran Kudret Özersay hayranları, Kudret Özersay Fan Club'da 2,5 milyon kişiye ulaştı. Latin Amerika'dan Kudret Özersay'a dayanışma mesajı gönderen vatandaşlar, Kudret Özersay'ın Kıbrıs'ta işini bitirdikten sonra oralara da gelmesini istiyor. BKP ve YKP'nin tüm uyarılarına rağmen Acente hükümeti, UBP-CTP hükümeti halkı satan bir anlaşmaya daha imza koydu. Çeşit türlü manipülasyon yaparak suyun özelleştirilmesi konusunda halkı ikna etmeye çalışan UBP-CTP hükümetine geçit verilmeyeceğini söyleyen BKP ve YKP, temel bir insan hakkı olan suyun kar ile satılmasını şiddetle kınadı ve geçit verilmeyeceğini söyledi. BKP ve YKP eylem planının ilk adımı olarak KKTC'deki bütün geçitleri kapatma kararı aldı.
Kuzey Kıbrıs'ta suyun özelleştirilmesini şiddetle protesto eden TDP yetkilileri derhal erken seçim çağrısı yaptı ve hükümete gözdağı verdi. TDP yetkilileri muhalefette ne kadar parti ve sivil toplum örgütü varsa hepsinin derhal kendini feshedip TDP saflarına katılmasını önerirken, önümüzdeki ilk seçimlerde 50 milletvekilinin 65'ini birden TDP'nin alıp tek başına iktidara geleceğini söyledi. TDP'de geçit verilmemesi konusunda BKP ve YKP'ye katıldığını, ancak geçitleri ancak TDP'nin kapatabileceğini söyledi. Sevgili izleyiciler, bu şekilde olsaydı neydi olacağı haber bülteni bize çok bir ihtiyaç olmazdı. Çünkü zaten bir sürü böyle yayın yapan kuruluşumuz mevcuttur. Neydi olacağı haber bülteni pazartesi günü, pazar geceki duruma göre sabah saat 10'da kıbrıspostası.com'da Paksüt ile devam edecek. Görüşmek üzere, hoşça kalın.